Arkadaşlar merhaba. Bugün doğada yetişen yabani bir bitki, sinir otu. Bu geniş yapraklı. Bunun yara iyileştirme özelliğinden bahsetmiştik. Bugün de uygulamalı olarak tatbikini yapacağız. Bir arkadaşımız çenesine yakın bir yerde bir iltihaplı yara meydana geldi. Şimdi bu bir uygulamayla o yaranın nasıl hızlıca iyileştirildiğini inşallah sizlere göstereceğiz. Şimdi bunları bir havanda döverek lapa haline getireceğiz. Lapadan sonra da yaranın üzerine koyup bir gün bekleteceğiz. Bu üç uygulama olabilir. Yani birinci, ikinci ve üçüncü gün sonunda inşallah tamamıyla iyileşmiş olacak. Bunun için görmüş olduğunuz şu sinir otu yapraklarını doğadan aldık. Bir havanda döveceğiz. Ama öncesinde iyileştirmeye çalışacağımız yarayı sizlere göstermek istiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu iltihaplı bir yara, iltihap oluşmaya başlamış. Şimdi o sinir otunun lapasını buraya koyarak çok çabuk, hızlıca oradaki iltihabı emip hızlı bir şekilde iyileştirmesini sağlayacağız. Şimdi lapamızı hazırlıyoruz. Arkadaşlar şimdi sinir otlarımızı bir havana koyduk ve döveceğiz. Bu kendi suyuyla, herhangi bir ilave katkı yapmıyoruz. Kendi suyuyla iyice dövüp bunu lapa haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, lapa haline getirme işlemimiz tamamlandı. Şu anda bir bakacağız. Hemen şöyle parmağımızla bunu, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu şimdi bir gazlı bezin üzerine koyacağız ve yaranın olduğu yere bağlayacağız. Bir gün süresince o orada bekleyecek. Evet arkadaşlar, şimdi bunu gazlı bezin üzerine koyuyoruz ve yaranın üzerine bu şekilde kapatacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde gazlı bezle sinir otu ya da damar otunu lapa haline getirdik ve koyduk. İşte yarın bir bakacağız inşallah. İyileşecek. İyileşmezse bir uygulama daha yapacağız. Ve bu şekilde en son 3. gün kesinlikle iyileşeceğine inanıyoruz. Uygulamamız da bu şekilde.